20. yılı ve Elbat'ın 20. yılı dolayısıyla düzenlemiş olduğumuz etkinliklerin ikincisine hepiniz hoş geldiniz. Bugünün konuşmasını gastroenterolojiden Profesör Doktor Ömer Öztemiz hocamız yapacak. Hep beraber onu çok teşekkür ediyorum. Herkese de çok teşekkür ediyorum. Öğlenleyin buraya gelip yemekten kalan arkadaşlarımıza. Her ne kadar reytingimiz çok fazla görünmüyorsa da Işık Hoca gibi bir kişi aramızda gerçekten bilimsel çalışmalar her zaman bize örnek olmuştur. Adem abi burada, fizyologlar burada. Arkada da yine eski dostlarımızdan kişiler burada. İsmail burada. İsmail dedi, İsmail bir ayağa kalkar mısın? Bir Ebatçılar seni tanısın. İsmail'in geleceğini hiç tahmin etmiyordum. İsmail de benim sağ kolum sayılır. Şu an belki beraber doçent olduk onunla. Çok fayanslar üzerinde yattık. Ebatçılara da çok yardım olmuştur. Özellikle bizim Hakan Aydın'a, biyokimyadaki Hakan'a, İsmail'in bilimsel araştırmalarımızda gerçekten çok can kesiciyizdir. Evet. Tavşan da yedik değil mi? Bir seferde tavşan yedik. Kestik hocam değil, sıfır tavşan yedik. Aman hocam kötü kötü bakmayın öyle. Şimdi tabii bu konuşmayı sağ olsun sevgili Baran bana söylediğinde ya ne konuşalım gibisinden ya orada kendi kendimize çıkalım bir bilimsel. Ben en çok şunu anlatmak istedim arkadaşlar yani genç nesil yani yaptığım hataları. Şimdi tabii oradan bakınca bir Ömer Hoca falan böyle bir biz de öyle çok bakardık hocalara ya adam koca adam ne müthiş falan bir böyle insan bazı hocalar öykünür falan. Ama esasında işin de öyle olmadı. Biraz yanlış bir imalat olduğumuzu da anlatabilmek için böyle bir toplantı yapıp hayallerimiz ne kadar gerçek oldu, ne kadar gerçek olmadı gibisinden bir şey yapabiliriz dedik. Deminden beri Adem abiyle konuşuyor, hiçbir görsel bir şey getirmedi. Bir iki bir şey getirdi ama bunlara hitap etmek için. Şimdi konumuz Ebat, Ebat'ın 20. yılı. Ebat'ın nasıl kurulduğunu ben çok iyi bilmiyorum. Sadece bildiğim şu, belki bize yardım eder mi? Burçak ablanızı da birazdan kendisine Ermin'le tanıştıracak. Şöyle bir şey, ben 90'dan 90.5'tan itibaren Ebat'a bir şekilde danışman hoca olarak ulaştım. İşte Burçakların sınıf vardı o ara. Ondan sonraki sınıf ama müthiş bir sınıftır yalnız. Ondan sonraki böyle 200 sınıfla beraber de çok güzel ilişkilerimiz oldu. Esasında Ege Üniversitesi'nin dekanlığı da buna çok katkıda bulundu. O gece kondu gibi beğenmediğiniz yer hiçbir üniversitede yoktu. Bir tek Ege Üniversitesi'nde vardı. Belki hala daha yoktur. Evet, biraz istersen Ebat'ı konuşalım. Ergün, kendini tanıtıp sen de bir iki bir şey söyle. Ergün, Ebat'ın eski başkanlarından. Evet, sayın başkan. Ben 89'da başladım üniversiteye. Üniversiteye başladığımda kütüphanenin orada küçük bir oda vardı. Burada bilimsel araştırmayla ilgili bir iki toplantı yapılıyor falan dedikleri zaman gitmiştik. İşte kimdir bunlar falan diye. Üniversite birinci sınıfın ilk günlerinde büyük abilerimiz var böyle hayranlıkla baktık. Hocalarla araştırma yapıyorlar. Aa demek böyle şeyler falan diye. O zamanlar bir odada yaklaşık 12 kişinin olduğu küçük bir araştırma topluluğu şeklindeydi. Dekanlığın çok büyük desteğini görmüştük o yıllarda. Bizden önceki başkanlar çok sistemli çalışıyorlardı. İsmiyle anmak istiyorum. Murat Ören vardı. Murat vardı. Ondan önceki başkan? Murat İlk Başkan'dı. İlk Başkan. Turla vardı. O dönemlerden şimdi fakültemizde öğretim üyesi olan başka arkadaşlar da var. Evet. Murat ne oldu şimdi o ilk başkan? Ya bir de hayalleri vardı. Ebat bilimsel araştırma topluluğu. 9 Eylül'de biyofizikte ana bilim dalı başkanı. Bak biyofizikte ana bilim dalı başkanlığına kadar da gitti. Demek ki hayali öyleydi. O şekilde tabii gidelim. Tabii ki seni iade şu anda. Evet. Onu da iade ettik. Arkasından işte biraz daha organize olalım. Bir şeyler yapalım diye çalışmaya başlamıştık. İşte bir tane masa, dört tane sandalyeden başka hiçbir şey olmayan bir toplulukta bunu yapmak istiyoruz diye bir şeylerle çıktığımız zaman inanılmaz bir destek bulduk arkamızda ve her ufak bir adım attığımızda fakültedeki hem öğretim üyelerinden hem yönetimden gelen destekle işte ilk önce odayı mı büyütelim, başka bir yer kiralım, başka bir yere mi geçiririz şeklinden hem bir gün baktık kendi binamız olmuş. Kocaman bir proje programında 50 civarında projede yayın haline gelmişti onlar 2 sene içinde. 50 civarındaki proje bitmişti, ilk kongreyi yapmıştı. Müthiş bir seminer programları var ya. Evet. Her hafta. Ya ben gidip orada dinlediğim bazı seminerleri hiç unutmuyorum. Bir moleküler biyolojiyle ilgili bir seminer anlattı bu tümör süpresör genler. Yani o seminerde bir maymuna döndük. Işık hocam ya bu çocuklar ne diyor dedim. 3. 4. sınıftaki çocuklar ya ne konuşuyor bu aynı alfabeyi konuşmuyoruz dedim yani. Hakikaten çok müthiş başarılı işler yapıldı. Bir dönem yılda 80-100 arasında seminer yapılmaya başlanmıştı. Farklı araştırma grupları şeklinde çalışıyor. Her grup işte haftada bir ya da 15 günde bir seminer yapıyordu. Fakat grup sayısı çok olduğu için evet. 80-100 arasında 2 sene boyunca öyle devam eden bir dönem olmuştu.
Sen bu uçak peki ne hayallerle gittin, nesi gerçek oldu ya? Bir istersen sen de kendini tanıt. Çünkü gençler tanımıyor seni. Yani bir grubu tanıyor herhalde de bu çok spontan bir şey. Hiç haberimiz yoktu. 15 dakika önce haberimiz oldu aslında. Mesela herhalde kazandırdığı en önemli şeylerden bir tanesi de budur. Topluluk karşısında konuşabilmek. Çünkü ben 3. sınıftaydım ve EBAT sayesinde çok önemli bir şeydir benim için. Bir ulusal öğrenci kongresinde kanserle ilgili bir araştırma sunmuştum. Ve en iyi araştırma ödülünü almıştık biz Adana'da. Çok gurur verici bir şeydi. 15 bin lira da para hediyesi vardı. Onun, o zaman mı? Evet. O zaman yanlış anlamayın. Dede Korkut'tan hemen sonra. O zamanın deyince yani mecburen 7,5 yani 7500 lirasını EBAT'a bağışlamıştık. 7500 lirasını da toplu halde yemek yemiştik. Hiç unutmuyorum. Ben 93 yılında başladım üniversiteye. 93'te başladığımdan hemen sonra böyle asıl afişlerden aslında ne iş yapıyorlar bunlar diye merak ettiğimde Ergun Çarkan ve Erbil'in olduğu, onları da analım, çok önemli isimler çünkü gerçekten bir grup insan bize ikinci sınıfların arkasında oturup bir öğle arasında biz EBAT'ız, şöyle işler yaparız falan gibi bir takım şeyler anlattılar. Ben merak ettim, gittim. İyi ki de gitmişim. Ben hayallerimin ne kadarını gerçekleştirdim? Ya, şöyle söyleyeyim, ben medikal onkolojide yan dal yapıyorum. Ben EBAT'ta 6 sene boyunca kanser araştırma grubunda çalıştım. Evet, bu yani demek ki hayallerinin önemli bir kısmını... Peki, bitti mi hayaller? Biterse tabii en herhalde korkunç şey olur. Yani dün de çok ilginçtir, Doktor Dergisi'ne bir yazı yazmam istendi benden. O yazıyı yazarken de bunlardan bahsettim aslında. Bu ara Tülay Aktaş Onkoloji Hastanesi'nde çalışıyorum ben burada. Ve bir hücre kültür laboratuvarımız var ve bu ara çok heyecanlı işler yapıyoruz. Çünkü bir molekül bulduk, onun peşinde koşuyoruz. Gosipol diye bir molekül. Çok da iyi sonuçlar elde ediyoruz. Çok heyecanlı işler çıkıyor in vitro data olarak. Onunla ilgili bir şeyler yaz dediler. Kendimi kaptırıp gitmişim. Çok büyük hayaller peşindeyim şu ara kendi içimde. Bazen dur diyorum, bazen de niye gidiyorum? Yani bunları yapanlardan hiçbir farkımız yok. Yani kanserimi çözüyoruz ya. O kadar büyük mü hayal? Aynen öyle. Niye olmasın? Ya niye olmasın? Niye olmasın? Biraz... Düşünenler daha farklı düşünerek başlamadılar bu işe. Yani... O merak ve hayal insanoğluna DNA'yı çözdürdü. Watson ve Crick bizden farklı insanlar değiller. Yani. Kesinlikle. Bence hedefi büyük olmalı. Hayal çok büyük olmalı. Mesela meşhur MOP tedavisi var. Bilecek onkolojide işte bu Hodgkin hastalığına falan. Devita onu bulan yeni asistanken Devita geliştiriyor MOP tedavisini. Yani bir sürü hocaları falan var, Ömer hocaları falan bilmem neleri var başında ama adam yani hayali var, bu buna iyi gelecek diyor, hipotezini kuruyor. Tabii ki etik çalışmalarını yaparaktan, bilimsel yöntemi uyguladıktan sonra gerçekten çok başarılı bir örnektir. Şöyle de kitabını görürsünüz, hematoloji kütüphanelerinde Devita'nın vardır. Benim öğrenciliğime gideyim şimdi senden sonra istersen böyle ne anlatırsak diye. Tamamen bu spontan konuşuyoruz arkadaşlar. Hiç bir araya gelmedi yani bu 6 kişi burada hakikaten şu aklımıza ne geldi sonradan biliyoruz. Şimdi benim çağımda da Işık abi başlarsa çok fena olur onun çağına. Ultrason yoktu sadece o kadar söyleyeyim. Mesela ultrason bile yoktu. Yani bırakın DT'yi tomografi, ultrason geleceği söyleniyordu. Fakat ben radyoloji stajında şöyle bir tartışma yaptığımız iki arkadaşı çok iyi hatırlıyorum. Şimdi Ankara Tıp'ta bir radyoloji profesörü arkadaşım var. İkimiz bu bir yerden okumuş. Biraz onun İngilizcesi dahil de bu İngilizceye dikkatinizi her dersinde yeterince çekiyorum zaten. Ama tabii o İngilizce ya dedi bir dedi bir manyetik rezonansla ilgili dedi bir şey yapılıyormuş dedi. İnsan vücudunda dedi bütün dedi elementleri dedi böyle dedi röntgen filmi gibi çekecekmiş dedi. Sonra ne olacakmış dedi. Böyle dedi gösterecekmiş dedi haritamız çıkacakmış. Yani yatıran dedik nasıl böyle. O zamanlar da Uzay Yolu filmi var. Uzay Yolu filminde Doktor Spock ve Doktor McCoy böyle konuşuyor. Yani burada telefon gibi bir şey. Alo merkez beni yukarı ışınla. Ya bilmem nereye götür. Ya şimdi şu cep telefonu da yani aynısı gibi bir şey böyle şeyler. O zamanlarda biz iki tane stajyer bunları konuşuyor. Yok devenin kuyruğu dedim ya yani insanların böyle elementleri. Dedim bu dedim ayrıca dedim dinen de çok büyük gürültü çıkarır dedim Amerika'da. Ya neden falan dedi. Dedim ya elementleri biliyorsun, yerini biliyorsun. Dedim bir
tane çorba yapacaksın. Yanına bir, o dedim senin makineden koyalım. MR ismi yok o zaman. O makineden koyalım. Makine, burada ne olduğu belli insanda diyelim ki. Burada burçak belli makinede. Şu kadar demir, bu kadar krom, bu kadar hidrojen. E burada da hepsini koyalım bu çorbaya. Burada bu çorba. İmal ederler ve dedim insanı yeniden yanır. Ama ne, nasıl fikir ama? Dedim dinen de bu dedim ya Amerikalılar. Ama Amerikalılar hep böyle tutucu da o zaman da vardı. Demek ki 75'li yıllarda evangelistler bu kadar başta değildi o zaman. Ama o zaman Ford, Vietnam Savaşı yeni bitti. Post Vietnam 7 sendrom sırasında. Yani düşünebiliyor musunuz? MR olayı şu anda kafası bozulan. Gözüm ağrıyor deseniz şuradayım. Nöroloji koyuyor. Hemen kafa MR'ı yok bilmem ne MR'ı. Değil mi yani? Ve ben o çağdan geliyorum. Tabii İngilizceyi vurgulamak isterim. Hayal kurarken belki İngilizce biraz hayal kurmak iyi bir şey. Yani İngilizce bilmek. Çünkü eskiden bizim bakın İbn Sina döneminde filan Farsçaymış yani. O zaman dilin dili Farsça. Hep böyle edebiyat dili de biraz Farsça. Neden? Yani eziklik için katiyen söylemiyorum. Dünyayı tabii her türlü yayınımızı bilmem denizi şey yapıyoruz ama biraz İngilizceyi kullanmamız bizim faydasına çok son derece inanıyorum yani. O zaman kimse ileri gitmemizle bence bizim İbn Sina'ları filan kuşağın çok iyi Farsça bilmesinden geldiğini biraz düşünüyorum şahsen. Sonra bir, yine bir o zamanki hayalimi söylüyorum, endokrin stajı yapıyoruz tabii. Benim hayallerim biraz egzajere ederek veriyorum, zihni sinir projesi biraz bunlar. Ya şimdi bu obezite o zaman da problemdi herhalde, ben obeziteyi taktım işte endokrin stajında. Hocaya gittim, Allah selamet versin, Koloğlu, meşhur Selahattin Koloğlu. Vefat ettiyse de Allah rahmet eylesin diyor, evet. Ondan sonra, şimdi Koloğlu'da bizim hoca, dedim ki hocam ben zayıflatma yöntemini buldum. Nasıl? Şişman insanları 20 derecelik suya yatırıyoruz, 24 saat yatıyorlar işte. Bir saatte şu kadar soğuyor, ısıtmak için bu kadar ATP harcıyor. Bir hesap kitap, o benim kankayla yaptık, günde yarım kilo falan zayıflıyor insan. Ulan dedi manyak, hepsi zatüre de hakikaten yani böyle insan hayal ama sonu, yani o zamanki hayallerimiz bu. Biz gidip de biliyorduk, bizim ebatımız yok. Bir Ankara abat var mı şimdi Ankara tıbbın bilmiyorum ama var mı Ankara tıbbın vardır herhalde. Bir, böyle bir ablamız abimiz de yoktu önümüzden gelen böyle bir hayallerle geçti ama bizim hayallerimiz daha başkaydı tabii daha önemli. Baran'ın hayalleri gibi değil memleketi kurtarmak da en büyük hayalimiz işte. Toplumsal olaylara duyarlı olmak, etmek, memleketle ilgili çok büyük hayallerimiz vardı. Gerçek oldu mu derseniz görüyorsunuz içimizde bulunduğumuz ortam maalesef gerçek olamadı daha geriye düştük. Biz, bunu da daha sonra belki daha sosyal içerikli bir şeyde tartışabiliriz. Peki Baran, araştırma niye yapılır? Ben sana öyle bir soru sorayım. Yani şimdi orada ne diyoruz? Bilimsel araştırma hayalden gerçeğe. Mesela bir araştırma sence neden yapılır? Ya nasıl diyeyim? Açıkçası ben yani bir araştırma yapılacaksa hani en basitinde bir hasta, bilinmeyen bir hastanın çözümü olabilir. Bence gereklilikten yapılır, bir ihtiyaçtan. Onda dünyada olmayan bir şey veya birini kendini tatmin etmek için de yapabilir. Yani kendi adını duyurmak için dünya çapında. Yani sırf kendi adını ileride... Ya meraktan yapılırsın. Evet, meraktan. Yani çok özgür düşünürsek meraktan. Başka? Meraktan. Bir soruya tabii ki bir bilimsel araştırma, bir hipotezi cevaplandırmak için yaptığımız sistemli, sistematik girişimlerin tümüne biz bilimsel araştırma diyoruz. Peki, başka merak bir doğru bir soruya, başka katkıda bulunmak isteyen olabilir mi arkadaşlar? Yasak sağlamak için yapılabilir. Çok güzel. Neden? Bizim asist çok güzel bir cevap. Şimdi araştırmacılarımızın burada yok, dinlemeye de pek gelmemişler. İsmi ne arkadaşlar? Gök'ün vermiş olduğu resmi isim araştırma görevlisi. Yani asistan değiliz yani bizim o bizle beraber. Amerikalıların değil mi? Fellow değil mi? Fellowluk yok. Araştırma görevlisi. İsmi neydi dostum? İsmet. İsmet'in dediği gibi, İsmet kardeşimizin dediği gibi neden dedim çok güzel cümle kurmuştum. Zorunluluktan mı? Ne dedin? Yasak sağlamak. Yasak sağlamak için. Ya işte maaş alıyoruz, araştırma yap diye devlet de bize maaş veriyor. Ya bu çok mantıklı gelmedi. İsmi bile biraz insana belki stimüle etmek için konulmuş ama para veriyorsun, araştırma yap kardeşim. Tabii. Bence araştırmalar bunlardan yapılır. Doğru, meraktan yapılır. Ünvan için de yapılıyorlar. Ünvan için. Yani illa adını ben profesör olacağım diye ortalığı dökülebilir yani. Ki ben yani nice şeyler yani demeyeyim de hani tanıdığım birkaç insan var. Söyle. Bir dakika. Arkadaşlar ikinci şubeden kimse var mı? Yok. YÖK'ten kimse yok. Tamam sen misin? Ya tamam. Işık Hoca YÖK'ten akraba ama Işık Hoca sayılır. Ya annemin hastalığında da çok fazla doktor tanıyorum bazı.
mesela ya çoğunluğu artık profesör olduktan sonra araştırma yapmaya bırakan insanlar. Ondan sonra tüccar oluyor hepsi. Benim yani demek ki para içinde ya. Yani bu para şimdi esas değil mi? Şimdi Batı ülkelerine bir Amerika örneği yapalım. Evet. Bu çalışma herhalde değil mi? Yani para için kesinlikle yapılır. Hatta bizim ülkemizde çok sıklıkla o demin ilk söylenilen meraktan ziyade bu sekonder kazançlar için daha sıklıkla yapıldığını düşünüyorum. O yüzdendir ki bizim işte hayallerimiz de paranın yönlendirebileceği kadar küçük oluyor diye düşünüyorum. Eğer bu tarz sınırlar olmasa hayallerimiz de daha büyük olur. Bizler de hani Ay'a gidebiliriz. Niye olmasın? Tabii para için ben şimdi mesela Batı kapitalist ülkeleri alalım. Batı'nın çoğu da kapitalist, sosyalist bir ülke zaten kalmadı. Bir Küba'yı da dışlarsak herhalde. Şimdi bütün Güney Amerika. Amerika kapitalist değil mi? Bütün Güney Amerika mı? Hayır, yok, Güney Amerika değil. Güney Amerika değil, Batı'nın güneyi. Güney Amerika tamamı şu anda çünkü değil, sosyalist değil. Gelin yani bugün klasik anlamda düşündüğümüz Batı ülkelerinin çoğu hemen hemen hepsi kapitalist yani. Buralarda tabii para çok önemli. Şimdi bunu şunun için söylüyor. Şimdi annemiz babamız bizi gönderiyor. Niye? Doktor olalım diye. Sonunda profesyonel bir meslek yapacağız yani. İşte hasta bakıyoruz falan, perküsyon bilmem ne, işte ameliyat yapıyoruz. Sonunda da ailemizi geçindiriyor. Profesyonel bir iş yapıyoruz. Ama ben bazen sınıflarda anket yapıyorum. Ya ne olmak istiyorsun? Birazdan gene şuradaki grup ki seçkin demek ki bilime ilgi duyan bir öğrenci grubu var. Sormak isteyeceğim onlara da. Ne olmak istiyorlar? Temel bilimleri seçmek isteyenler. Yani aranızda fizyolog olmak isteyen kaç kişi var? Bir, temel bilim seçmek istiyorum diyen kimse var mı? Bir kişi. Biyokimyacı olmak isteyen. Kalp cerrahı. Dahiyeci. Daha çok. Çocukçu. Jinekolog. Evet, bakın klinisyenlik hemen birdenbire artıyor. Şimdi neden? Ersin alınma ama. Şöyle. Şimdi ne de bizde çok komik bir şey var. Ya tıp fakültelerine verdiğimiz hayallerle ilgili bu da ondan yani. Affınıza sığınarak gevezelik yapıyorum ama konuşmacı ben olduğuma göre serbest. Şimdi ya bizde fen lisesini bitirirler. Çok parlak böyle işte burada sağımda gördüğünüz gibi, solumda gördüğünüz gibi çok müthiş insanlar. Fen lisesini bitirmiştir bunlar önemli bir kısmı. Devlet de bunların fen lisesi ortamını hazırlamıştır. Fizik, kimya, biyoloji okumuştur. Bunlar tıba girer. Ne işiniz var kardeşim tıptasınız? Ya biyolojiye gitmez oranın fen lisesinin birinci, ikinci, on ikincisi. Değil mi? Girip ODTÜ fiziğe gitmez. Çok şey değilse adam. Neden? Para var, şan var, şöhret var, bilmem ne var, tıp. Bir de tabii doğru ki, mutlaka doğru söylüyorsunuz ama sadece para, şan, şöhretten ziyade bir de Türkiye'deki gerçekten o temel bilimlerin hani... Garibanlığı. Evet. Sülüklüğü. Yani aynen öyle. Oradaki öğrenciyi ne kadar karşılayabileceği. Çünkü onlar fen liselerinde belki çoğu kere o temel bilimlerin fakültelerine çok daha iyi bir şeyle görüşle mezun oluyorlar. Yani fen lisesi, o sürüklük onları oraya çekemiyor. Ama fen lisesi mezunu bir kişi ya niye gidip atomun bilmem nesine bir kuark da ben bulayım diye bilmem ne de ben bulayım diye etmiyor, edemiyor. Oradaki eğitim de bunu gerektiriyor. Bizim verdiğimiz eğitimde de. Şimdi sizi biz tıp fakültesini bitirmesizleri çok iyi pratisyen olarak hazırlıyoruz ya. Ya ben klinisyenim ama siz diyor neye teşvik etmek istiyorum? Bakın gelecekte o para meselesinde güçler var ya. Giderek temel bilimciler öne geçecekler. İşte o bir Burçak ablanız gibi bilmem ne molekülünü bulan adamın bir öyküsünü bahsetmek istiyorum. Judith Fortman diye bir adam var. Ben bunu kadın zannediyordum. 91'li yıllarda ben bunun birkaç tane makalesini bizim makale saatlerinde okudum. Şimdi bu adam fibroblast, growth faktör, vasküler endotelyal, growth faktör diye bir şeyler hayal meya daha ismi bile yok. Bulmuş, bunların ülserin iyileşmesinde kullandığını iddia ediyor. Efendim diyor, bunlar diyor, gidiyor diyor, ülserin tabanına yapışıyor. Tabanında damarsal gelişimi arttırıyor, ülserde iyi oluyor. Ülserin asitlamasıyla alakası yok. Ben bunu 90'ların sonunda dergi saatinde okudum. Bizim Allah selamet versin Hanef hocalar. Ya dedi, böyle dedi, hiç dedi klinik uygulaması olmayan dedi şeyleri makale saatinde okuyorsunuz kardeşim dedi. Burada dedi işte, ha herkes ne istiyor? Bakın böyle endoskopi falan havalı işler. Yani endoskopi, stent, bilmem Ivor Lewis ameliyatı yapmak, bilmem ne yapmak. Büyük o cerrahların o havasını gören adam zaten bir fizyolog falan. Ama ben şu arkadan gideyim ya ben de adamlıyım Allah benim. Diyesi geliyor Türkiye'de hiç alakası yok. Bakın bu ne oldu?
Sonradan ben bunu kadın oldu. Hep makalelerin uzun yılları içinde. Hala yaşıyor. İkinin senesinde lüstike kapak oldu bu şahıs. Ulan erkek çıktı, kel kapalı böyle bir tip. Harvard'da patoloji profesörü. Bakın patoloji de çok temel bilimdir ha. Adamın bulduğu vasküler, endotelyal, gros faktör bugün için bizim için interleukin 1, 2, 3, 5 gibi çok temel bir molekül. Artı bu gördüğünüz kişiler, onkologlar bunu metastatik hastalıkların hepsinde buna karşı, reseptörüne karşı antikor verip kanserin çok durdurdu. Büyük bir zafer bu değil mi? Aynen. Biliyor musun öyle. Üstünü biraz? Bunu özellikle seçtim. Yani Judah Folkman herhalde, yalnız Ebat'ı çağıracağız Folkman. Gelir. Ben çağırırsam gelir. Kralım Ömer abi gelir. İlk toplantıdan beri çocuklar, ama gerçekten Folkman'ın öyküsü herhalde Passion for Science öyküsü. Yani adam yaklaşık 40 yıl boyunca bu konu üzerine çalışıyor. Spesifik de çok önemli. Hani hayal kurarken hep aynı hayal, evet. Aynen öyle. Aynı kadını düşünmek gibi yani. Aynı zamanda çocuk cerrahı lisesi olan birisi o. Evet, çocuk cerrahı ve üzerine patoloji yapmış birisi. Bu da meşhur bir şey Amerika'da. Onun nedenini de bilmiyorum. Böyle birkaç çocuğum vardı benim. Dahiliyeci olup patolog olan falan gibi. Bu adamın gerçekten ilginç bir öyküsü var çünkü inatla ve kimse, Ömer abinin dediği gibi kimse onu dinlemezken inatla çalışıyor, çalışıyor ve çalışıyor. Sonuçta VEGF'e karşı bulunan antikor bugün bizim cidden klinik pratikte en sık kullandığımız ilaçlardan bir tanesi haline geldi. Bevacizumab diye bir ilaç, son derece pahalı bir antikor. Ve biz hastalara veriyoruz ve metastatik hastalıkta hastaların yaşamı uzuyor. Evet. Bakın ve bu adamın kazandığı gücü, ki herkesin dinlemediği bu temel bilimcinin yarattığı artı değeri, parayı, şu anda kaç milyar dolarlık ilaç sektörü bu adama tabiri caizse hava parası. Nasıl? Hani Sezen Aksu'nun her plağı çalındıkça para alıyor ya bir yerden, cıngır cıngır bilmem ne efendi, bilmem ne efendi çalıyor, Sezen Aksu'ya bir para gidiyor. Bitmesi lazım be ya, hani bitmiyor Türkiye korsan ama esasında Bevacizumab hikayesinde de böyle bir şey var. Evet, peki. Hayal ne kadar büyük olmalı diye bir, yani çok büyük bir hayali olanlar, en büyük hayal ne olabilir bir bilim adamının? Nobel olmalı yani, değil mi? Ya çok şükür bir Nobelciniz de çıktı, Orhan Pamuk. Orhan Pamuk'tan sonra niye bir kim? Peki içinizde ben Nobel alacağım diyen, Nobel almayı düşünüyorum diyenler mi? Gülmeyin ya, çok ciddi soruyorum. Çok ciddiyiz biz. Benden geçti, uçaktan da geçiyor olabilir. Ama bu sol tarafta geçtiğini zannetmiyorum. Bence hayal büyük. Tabii büyük hayallerin de büyük hayal kırıklığı oluyor. Oldu mu şöyle hayal kırıklığınız çocuklar? Bir araştırmaya katılıp da büyük bir hayal kırıklığına uğradınız oldu mu? Oldu hocam. Bir anlatır mısın İsmet? Ben fen lisesi mezunuyum. Tam adamını bulmuş. Fen lisesinde tabiri caizse biraz önce dediğim gibi yasak salmak için proje yapılır. Öğrenciler bunu çok güzel kabul eder. İşte eve uğraşır bundan. Neyse efendim, biz projemizde böyle işte bir konuda çalışıyorduk. Konuda şey, karate karataların mukusun işte antimikrobiyal yani etkisi, evet, araştırmasıydı. Biz, nereden aklınıza geldi karate karatalar? Şeyden, Aydın'da Aslan Menderes Üniversitesi'nde bir öğretim üyemiz Oğuz Türkozan vardı. O bize teklif etmişti, böyle bir şey var çocuklar, bakmak ister misiniz diye. Biz de tabii hani bulduk şeyi, konuyu bulduk, hemen atladık işte arkadaşımla. Neyse, 2 sene falan uğraştık. Ondan sonra gittik, gönüllü kampına gittik. Oradan örneği aldık, işte Aydın'a getirdik. Ekimlerini falan filan yaptık. Çıkmadı. Ne oldu? O gün çıkmadığını nasıl öğrendiniz? Nasıl geldi acı haber? Asistan ablalarımız vardı işte. Aradılar, dediler çocuklar işte... Baktık şeyde, petrelere baktık, bir şey yok, bir aktivite yok, antibakteriyel. Çok acı bir şeydir esasında. Yani ne kadar uğraştınız mesela? Yani 2 yıl röntgide hani okulda beraber. Ama 2 yıl. Bir yaz, bir yaz boyunca uğraştık. Giden para, evet, yolculuklar, zaman, yani evden çalınan saatler. Peki şimdi Folkman'ı düşünelim. Şimdi 40 sene dedi Burçak ablanız, hadi 40'ın son 10 yılı iyi, paralı, şan, şöhretli geçiyor. 30 yıl boyunca herhalde çok kötü günleri
olmuştur. Yani insan hayalleri çünkü... Dinlenmediği konferanslar. Dinlenmediği, yani saçma sapan veya ne derler, hatta da meczup bile denir. Bazen çok parlak fikirler meczuplukla filan suçlanılmıştır. Hatta dahiler işte Atatürk'e ya yapamazlar, işte 70 günde Afyonkarahisar'ı geçemez denilen siperleri Türk ordusu 3 günde geçmiştir. Değil mi? Yani bunlar hayalin büyüklüğüyle ve yapabilirim deyip yapmak iradesiyle çıkmak. Tabi bilim adamının başına gelebilecek en güzel şeylerden biridir de esasında. Ben biraz tersinden alacağım şimdi. Hayal kırıklığı. Çünkü çocuklar, yaptığımız her araştırmada, kurduğumuz her hayalimiz gerçekten saçma sapan bir dünya olduğunu farkında mısınız? Ölümsüzlük gibi bir şey. Yani çünkü bunu yaptıkça ölümsüzlüğü bile bulabilir. Öyle bir dünyada yaşamak ister misiniz ya? Hiç sürprizlere açık olmayan, karettaların sümüğündeki bilmem ne maddesi, şu bilmem ne Actinomyces bilmem ne bakterisi iyi geliyor. Aman ben gece yattım, bu hipotezi kurdum. Bir iki senede uğraştık, adamlar bulduk, aa zaten buldum. Böyle bir şey yok. Boyuna zaten çalışmaların pek çoğu hayal kırıklığı. Bizim şimdi başımıza gelen hayal kırıklıkları, şu İsmail biraz konuşmaz ama konuşsa da keşke şey yapsa orada yani. Hayvanları yapıyoruz, ediyoruz, alkolü veriyoruz. Aa arkadaş olmuyor ya. Ya kitapta biz, bir de ben Amerika falan görmedim. Ya sıçanın falan gidip bir laboratuvarda yok. Burada, homemade'im ben, homemade profesör. Kendi kendim. İsmail falan el verdi bize, sıçanın kuyruğundan tutuyoruz, burası. Hakikaten böyleyiz ya. Ya olmuyor, olmayınca ben acayip sinir, sigara da içiyoruz. Lan iki paket sigara içer hale gittik, çıkmıyor. Ya sonra düşündüm, ya bunun bu işin doğası bu ya. Ya bir sürü şey olmayacak. Neden? İki nedeni var bunun. Bir tanesi aptalca bir hipotez ya da bir hayal, bak ya, harbiden hayal edemezsin yani. Olmayacak bir işin peşindesin. İkincisi de yöntemine bir kere bakacaksın. Üçüncüsü doğanın kanunu mu zaten? Evet, hayır, siyah, beyaz gibi diyalektik. Hep böyle bir yani zıtlar bir arada yani her çalışmada bir şey çıkmasını beklememeli. Bir araştırıcı nasıl davranmalı o zaman? Nasıl davrandın sonra? Ne oldu? Hocam, ve o asistanların hali ne oldu? Hocam, biz de proje yapmıştık okuldayken. Ve bizim projemiz şey üzerineydi, tek hücreli canlıları kullanarak onların yapısıyla oynayıp istediğimiz maddeleri ürettirmek istiyordu. Ve bunu binar difüzyon yöntemiyle çoğaltıp bir anda elimize daha çok madde geçecekti. Ama sonra bu toksik maddeler ürettiği ortaya çıktı ve dediler siz biyolojik silah yapıyorsunuz. Böyle saçma şey olmaz. Yasal engele takıldı. Çok dövdüler mi çocuğum şu dedi? Dövdüler mi çok? Job olayı falan oldu mu? Çok şükür olmadı. Bir kağıt geldi. Olmaz dediler. Nereden geldi kağıt? Şeyden, TÜBİTAK'tan. Ha, iyi tamam. İç işlerinden değil tamam. O da evet. Peki o asistanların morali ne oldu? Ya şunu uzatmayalım o zaman. Ya moral de bozmamak lazım. Hata nereden oluyor? Nereye gidiyor? Bunlara gitmek lazım. Yani bunları yapmak lazım. Yani herhalde herkes şu TÜBİÇAK'ın kitabından bu ikili sermonun öyküsünü okumuştur. Watson'la Crick nasıl buldular diye. Orada arka planda bir zavallı kadıncağız vardır. Yıllardır evet. uğraşan. Winsor. Kromatografiyle kanser oluyor. Aynen öyle. Evet. Okumaya varsa öyle. Okusun. Müthiş. Gerçekten müthiş bir kitap. Müthiş bir kitap. Müthiş bir kitap. Evet. 70-80 doğru. Sayfalık bir şey. O arka planda o kadıncağız uğraşır. Tabii o kadıncağızın elde ettiği bilgilerden sonra Watson ve Crick oturup bulurlar. O kadar da basit yani, değil, erkeklere şey yapmamak. Feminist. Ağır bir feministtir kendisi. Fakat onlar sürekli kadıncağızı refere ederler. Kanserden öldü gerçekten. Evet. O kadar çok X ışın alıyor yani ki kromatografide. Bilimsel şans diye bir şey de var. Laboratuvarda şimdi çalışırken hayal kırıklığı oluyor mu? Defalarca oluyor. Yani deney sonucu okumaya geliyoruz. Cumartesi günü en büyük hayal kırıklıklarından bir tanesini yaşadım. İlaç artan dozlarda hücreleri çoğaltıyor. Evet. Rezalet dedi bu. Hayal kırıklığı değil. Rezalet. Kansere hizmet. Diploması elinden alınmak. Artan dozlarda hücreleri çoğaltıyor. Kanser hücreleri Nobel'ini veriyoruz bu seneki sana. Gerçekten tesadüflerin de yeri var. Röntgen'in ilk ismini unuttum. Alman değil mi Röntgen? Tesadüfen elini katotun yanında unutmasa o ışını görmeyecek. Röntgen ışınlarının bu kadar derin penetrasyonunu görmeyecek. Gerçekten bazı insan ama tabii o biliyor şans ya. Şans kime yardım edeceğini de biliyor yani. Okuyana, çalışana, edene yani binde bir kötü bir adama yardım ediyordur. Ama büyük oranda da yardım edeceği insanı biliyor bence. Şöyle bir şey demek istiyorum. Erdincim.
Şimdi EBAT'ta böyle arka arkaya hayal kırıklığı uğrayan, atıyorum 4. 5. sınıfa gelmiş, arka arkaya 5-6 kez hayal kırıklığına uğramış birisi, 1. sınıfta, 2. sınıfta, 1. sınıfta ilk kez hayal kırıklığına uğradığı zaman aynı ortamda çalışıyorsa orada çökmesini engelliyor. Bizim en büyük şansımız oldu. İlk başladık, bir yerde saçmaladık ki bir kez değil, defalarca saçmaladık. Saçmaladığımız zaman, evet çocuklar bunun doğası budur şeklinde bir şey duymak, bir öğrenciden duymak, bir hocadan duymaktan çok daha farklı oluyordu. Biz de aynı salaklıkları yapmıştık dediği zaman birisi, ha evet bu normalmiş diye biliyoruz. Evet. Ama kişi, aa yapamıyor, ben bunu beceremedim, yok ben bu işi yapamayacağım diye dağılıp gidebilirdik belki de. Harun abi mesela o dediğin örnek, işte bizde çok bariz bir şekilde gerçekleşmişti. Biz olumsuz sona çıktıktan sonra böyle suratlar bir kreş falan durdu. Ondan sonra bir kitap evine gittim ve Galileo'nun Buyruğu diye bir kitap vardır TÜBİTAK yayınlarından. Orada işte bilim tarihi yazıları, acımasız bir dürüstlükle dizginlenmiş sınırsız bir hayal gücü. Teker teker şeyleri, ta Leonardo'dan başlar, Galileo'dan başlar, günümüze kadar gelen işte bilim yazılarından bir derlemedir. Ve onu okuyarak teselli buldum. Yani baktım işte olumsuz çıkanlar, kendilerine gülünenler mi var dersiniz. Yani şey... Dehran bu kitabı benim almam lazım çünkü benim teselli olma yöntemi bir ufak rakı şeklinde oluyor. Ah ben bunu, nasıl ben bunu düşünemedim abi ya, abi ah ben de Nobel'ler alacak adamdım falan. Genellikle böyle anlaşılıp bir böyle bir hafif bizim bizim gibi, benim gibi diyeyim, orta ölçekli biliyor adamların da bir de böyle bir şeyi vardır yani meyhanede falan. Ya abi ben çok biliyordum, ha işte olmadı ya. Rektör bir kadroyu vereydi bana 2 sene önce. Yani bu tür böyle bir memleket kurtarırken hani biliyorsunuz Türk milletinin ikinci kadette ne olacak memleketin hali gibi. Bazen iki akademisyenin böyle rakı içmesi de tatsız olabilir. Demek ki bu Galileo'nun kitabının ismi neydi, bir daha söyler misiniz? Galileo'nun Buyruğu. Galileo'nun Buyruğu, TÜBİTAK. Evet, ucuzdur. Bence bunu okumamış. Okula boyutlarında bir kitap hocam. Böyle, tamam sıkıntıya girdik mi demek ki başucumuzu da atacağız. Teker teker okuyabiliriz şeyleri. Bitiyor da zamanımız. Ben bir şuraya daha önceden 2003 yılında bir kurs düzenlemiştik. Ben o zaman ulusal kongre başkanıydım. Sağ olsun burada bir biyokimyadaki arkadaşlarım da şeyle. Gastroenterolojide böyle gelecek vaat eden akademisyenlere işte bir proje nasıl yazılır, bir araştırma nasıl yapılır diye bizim biyokimyacılar öncülüğünde o çocuklara bir kurs verdiler. Oraya bir ön söz yazmıştım. Ne anlatayım falan gibi. De bu geldi, şunu okuyayım diye. Şimdi Robert Dewar, bu meşhur bir mikrobiyolog, Nobel armağanı almış Amerika Birleşik Devletleri'nden. Araştırmanın amacı nedir arkadaşlar? Şimdi tabii bu para için dedik, merak için, dünyayı değiştirmek için, güç için, görev için bir sürü var. Ama sonucu nedir? Yani bir araştırmanın sonucunda bir araştırıcı, bir kişi ne yapmalıdır? Çok müsaadenizle bir kısa, çok küçük bir kısa paragraf okuyacağım. Robert Day şöyle diyor. Bilimsel araştırmanın gayesi yayındır. Bir de bunu hiç unutmayın arkadaşlar. Ne yaparsanız yapın. Yaptığınız şeyin son ürünü yayındır. Yani bilimsel araştırmanın son ürünü bir yayındır. Yani 5 sayfa şu kağıttandır yani. Doktor öğrencisi olarak başlayan bilim adamları esas olarak ne laboratuvar işlerindeki akıl ve çabukluklarıyla ne de genel veya özel bilimsel konulardaki yetenekleriyle ölçülürler. Sempatiklikleriyle, demindenlerimizi yapıp duruyoruz göya, veya zekalarıyla hiç değil, sen zeki olabilirsin. Onlar yayınlarıyla değerlendirilir de bilinirler. Veya bilinmeden kalırlar. Yeni bilgiler ancak bu şekilde gerçeklik kazanır ve mevcut veri tabanına eklenerek bilimsel bilgi adı alır. Bilimsel araştırmacı sadece çalışmayı yapmakla kalmamalı, aynı zamanda yazmalıdır da. Yani yaptığınız, ettiğiniz falan zevkiniz için, para için, bir şey için. Bunu eğer yazmıyorsanız ki benim kuşağımdaki bilim adamlarının hala da düzeltemediğiniz, benim bir sürü çöpe attım, ah sonra ne yaptım dedi, projemiz var. Yazamadığınız, bunun bir sürü nedenleri var. Genel bir aşağılık kompleksinden başlayıp, yabancı dil eksikliğinden devam edip, gerekli desteği bulamama, zaman azalığı, alışkanlık, genetik o, bilimsel genetik, üniversitede bunu çok etkiliyor, üniversitenin genetik yapısına. Eğer yazmıyorsanız arkadaşlar, bu hiçbir şey değildir. Şimdi bununla ilgili, geçen ayki, tabii biz bir de bilimsel dergilerin böyle hard copy'leri bize bir ay sonra geliyor yani, postla vesairelerle. Şimdi geçen ay bizim en baba dergimiz var arkadaşlar. Bu evvelsi gün postadan çıktı. Şimdi bunda iki tane makale var. Bunların slaytını falan da hiç yapmaya gerek yoktu. Tam bilim değil bu benim dediğim teknoloji ama bu teknolojiyi bilim yerine kullanın ve kötü bir araştırıcı tanıyın diye yani bunu diyor.
biraz daha belki başka bir toplantı yaparsın. Kötü araştırmacı nasıldır şeklinde ben raporda gelirim. Evakçılar çağırırsın. Şöyle bir şey var. Şimdi yine 91-92'li yıllarda ultrasonu görüntülü olan ultrason diye bir şey var. Endoskopi falan var. Dedim ki ya bu endoskopun ucuna biz ultrason takalım. Bundan endosonografi yapılamaz falan. Refik o zaman daha yeni. Ya hoca böyle bir şeyler ben duyuyorum olabilir falan gibi. Dedi ama hani ya bu saçmalama. Bak, bakın bundan 7 sene sonra endoskopik ultrason çıktı. Ya, ha bu bir uzun görüş falan değil ha. Bu çok olur herkese. Şimdi daha bir zihni sinir projesinden bahsedeceğim size. Yine o zamanlar dedim ki ya bu kalp, ben biraz kardiyoloji background'um çok, koronerlerde çok çalıştım. Ya dedim ki şu reflüsü olan hastalar var, alt özafağı spikterine. Şöyle mıknatıs gibi bir düzenek kuralım. Şuraya da bir komuta verelim. Yani geceliğin çok oluyor bu reflü. Dışarıdan cerrah koysun da laparoskopi falan yok o zaman. Geceliğin bassın, şu tüp kapatsın. Sabah demezsin, yemeğini yesin adam. İşte reflü de engelleriz. Bakın bu ayki konu bu. Böyle bir şey yapmış köpeklerde. Aradan geçen 15 yıl. Ve kapak. Ya bu en baba derginin kapak. Ha bu teknoloji yalnız. Bakın bahsettiğim bilim esasında bu değil. Bilim onun sorunu yaptı işte. Ablanızın yaptığı, Burçak'ın yaptığı o bir moleküllerle falan uğraşarız. Ha bu teknolojiyi de bilim olarak alırsanız böyle. Yine gözüme batırır gibi belki yani. Burada yine bir diğer şey. Bizim paramız yok. Endoskoplar genellikle çocuklar tek kanallı olur. Tek kanaldan çalışırsınız. Ben dedim ki çift kanallı endoskop alıyorsanız 15 bin dolar daha veriyorsunuz. Türkiye'de de yok. Ya bir endoskop böyle bir boru biliyorsunuz. Borunun içinden bir iki tane şey yollamanız lazım bazı ameliyatları yapmak için. Ben de bunun yanına aldım. Biraz o lastik sondayı monte ettim. Flasterle bağladım. Giriyoruz biz iki kanallı yaptık hiç 15 bin dolarsız. Bunu ulusal kongrede yayınladım. Becerdim o kadar. Fakat sonra bana o kadar basit bir şey geldi ki, bu dedim bir şey, bunu da 180 bilmem kaçıncı sayfasında şimdi bunu yazmış adam, böyle bir yöntem var diye. Gösterebilirim size. Yani, ha şuna geliyorum, Robert Day'in dediği, hani ya bunlar tabii ayak işleri, biraz teknolojiyle ilgili, onlar çok da bir şey değil ama önemli bir şey yaptığınıza inanıyorsanız, yaptığınız şeyi de ciddi yaptığınızı biliyorsanız lütfen yayınlayın. Yayınlamak için her yere saldırın, her şeyi yapın, bunu sakın ihmal etmeyin, bir de benim size kıdemli bir abiniz, hocanız olarak bunu söylüyorum. Ve başka bir soru yoksa kapatalım, tam 45 dakika oldu. Sorular ve katkılar olabilir yalnız salonda. Işık Hocam, katkıda bulunur musunuz bir 5-10 dakikada çocuklara hitap eder misiniz bize? Mikrofon var mı arkadaşlar? Ebat'ın geçmişiyle ilgili gerçekten burada duyduğumuz arkadaşları, burada bulunmayan mikrofon. Çok arkadaşın hocalığını da yapmış bir insan olarak kendilerini gerçekten tebrik etmek istiyorum. Bunlardan birkaç tanesi Ebat'ın geçmişinden alarak geleceğe taşıma görevini üstlenmiş ve bunu da hiçbir zaman göz ardı etmeden yaşamının her döneminde yapmış arkadaşlar. Ebat'ı bugüne getiren bunlar bana göre. Ebat'la ilgili tabii ki bireysel olarak bana da çok başvurular oldu. Ben Ebat'a bütün bu güzelliklerine rağmen fazla yardımcı olamadım. Onu da burada itiraf etmek istiyorum. Çünkü bizim yapmak istediklerimizi bir türlü Ebat'la birlikte gerçekleştiremedik. Çünkü ortamımız yoktu. Yapmak istediklerimizi gerçekleştirecek laboratuvar koşullarımız yoktu. Ama bundan sonra bu laboratuvar koşullarımız olduğuna göre biliyorsunuz Teos Kafe'nin arkasındaki Arge Far bugün bu laboratuvar koşullarını yarattı. Dolayısıyla bundan sonra daha fazla şeyler yapabileceğimizi zannediyorum. Tabii bizim de artık süremiz de doluyor ama bütün buna rağmen yine de bir şeyler yapma şansımız olabilir gibi geliyor. Bu bir. İkincisi, hayal dediğimiz olay tabii ki çok güzel bir şey ve bugün bu Arge Far bu hale geldiyse bu hayalle geldi. Ama hayal denilen nesneyi de masa başına oturup işte aklımızın erebildiği kadar olayı düşünebilmek olarak da değerlendirmemek lazım. Hayal mutlaka lazım ama hayalin de
bilimsel verilerle desteklenmesi lazım. Sadece masa başına oturup işte şu şöyle olursa, bu böyle olursa, böyle olur demek bana kalırsa işte o zaman hayal kurmanın gerçekleşememesinin verdiği sıkıntıları yaşamakta kaçınılmaz. Ve burada ne mutlu size ki bugün internet gibi bir ortamınız var. Ömer kardeşimiz de bunu yaşamıştır. Biz gençliğimizde bir literatür elde etmek için ancak Amerika'dan elde edebiliyorduk. Uçakla getirme şansı yoktu. Gemiyle geliyordu. Ve maalesef doğrudur. Biz istediğimiz literatür 4 ay sonra elimize geldiği zaman ya biz bunun için istemiştik diye soru sorduğumuz anlar da oldu. Ya arkadaş biz bunu biz mi istemişiz ama bizim adımız yazık oldu. Yani böyle maalesef bugün bu hayali gerçekten kurmadan bir yere varmamız mümkün değil. Bir, ama hayali kurarken bilimsel desteği alabilmek hayal gücünüzü inanılmaz boyutlara taşıyabilir ve bunu yapmalıyız. Sevgili Ömer kardeşimin bir noktaya daha vurgulamasını ben biraz daha vurgulamak istiyorum. Yabancı dil ama özellikle İngilizce. Hangi alanda bilim adamı olmak isteseniz de istemeseniz de mutlaka gerekli. Ve bu İngilizceyi bildiğiniz oranda bilim adamlığına veya bilim adamlığı demeyelim, bilime katkıya çok daha fazla imkan sağlamış olabilirsiniz. Aslında tabii bu konuda konuşulacak çok şey var. Ben böyle bir organizasyonu yapmanızdan ötürü heyecanlandım ve gelip bulunmak istedim. Hocam, hepinizi tebrik ediyorum. Gerçekten bu Türkiye'nin özellikle şu günkü kötü koşullarında bile araştırma, ama araştırmayı zaten bize gösteren Atatürk. Atatürk diyor ki benim mirasım işte şudur diyor. Bu mirası almadan zaten bizim bilim yapmamız mümkün değil. Kalkıp Kur'an'la bilim yapma şansımız yok. Bizim şansımız Atatürk'ün gösterdiği manevi mirasıyla ancak bilim yapma şansına sahibiz. Dolayısıyla bugünlerde böyle bir toplantıyı yapmanız beni de çok duygulandırdı ve ben sizlere teşekkür ediyorum. Bunun da devamını diliyorum. Özellikle Burçak'tan bu heyecanı tekrar yaşattığı için. Genç arkadaşlar böyle onlar devam edecekler. Sağ olun hocam, çok teşekkür ederim. Biz dinleyicilerimiz için çok teşekkür ederiz. Özellikle konuşmacı olarak gelen Ömer hocamıza, Burçak ablamıza ve Ergün abimize çok teşekkürlerimizi sunuyoruz. Hepinize katıldığınız için teşekkürler.